paylaşmak istiyorum sizinle. Şunu bir kere açıklıkla söylemek istiyorum. Yani kendimizi kandırmanın alemi yok. Şu an itibariyle Kudüs bizim elimizden çıkmış durumda. Filistinliler bu kavgadan artık yorulmuşlar. Artık bıkmışlar. Yani 3 gündür biz bu ortamdayız. Dün bir çatışmanın içine girdik. Yani 4 gün kaldık. Bugün arkamızda bırakıp geldik Kudüs'ü. Böyle garip bir duygu. Şey gibi sanki. Yani Kudüs'ü ben 5 yaşındaki bir çocuğa benzettim. 5-6 yaşında mahallede koca koca adamlardan dayak yiyen ve abim geldiğinde size gösterecek diye Türkiye'yi bekleyen bir çocuğa benzettim. Öyle kahpeci bir durum ki. Öyle kahpe bir durum ki. Savaş demiyorum. Savaşta iki tarafın elinde silah olur. Öyle kahpece ki. Bir tarafta tam teçhizatlı insanlar. Askerler. Dünyanın en modern imkanlarıyla donanmış bir ordu. Bir polis. Diğer tarafta Allah'tan başka hiç kimsesi olmayan insanlar. Hiç kimsesi olmayan insanlar. Kuruşa muhtaç insanlar. Aç bırakılmış insanlar. Unutulmuş, terk edilmiş insanlar. Ve hiçbir şey yapamıyoruz. Cuma çıkışı. Asker önümüzde başörtülü kadını vurdu, attı kenara. Namus ya bu. Elinde tüfek var. Gitsen vursan 50 kişiler dönüp ateş edecek. Hiç gözünün yaşına bakmayacak. Vurmasan adamlığın kaldırmıyor. Sadece tekbir getiren insanlara, Allahu Ekber, İslam'ın en kutsal mekanında tekbir getiren insanlara arkadan önden saldırıyorlar. Önden atlarlar, yollarını kesiyorlar. Arkadan askeriye giriyor. O da yetmiyormuş gibi üst katlardan Yahudi yerleşimciler de üstlerine pislik atıyor, taş atıyor, bilmem ne atıyor yani. Tam onu kestiremedim. Bir şeyler atıyorlar yukarıdan. Bu ne ya? Bu nedir arkadaş ya? Yuh olsun bize, yuh olsun ya. Yuh olsun, yuh. Hepimize yuh olsun ya. Ahmet Hoca Mehmet Hoca ile uğraşsın. Bir tarikat 50'ye bölünsün. Hocalar birbiriyle savaşsın. Arap şeyhleri 1000 metrelik binalar yapmakla uğraşsın. Gidip Neymar'a 420 milyon dolar para versinler. Brezilyalı siktiri boktan bir futbolcuya 420 milyon dolar para versin. Pezevenk bir Suudi prensi gitsin Da Vinci'nin çizdiği bir tabloya 500 milyon dolar versin. Yuh olsun bize. Yuh. Teşkilatla dava yoluna yola çıksın. İhale kapmak için uğraşsın. Yuh olsun bize. Birbirimizle uğraşalım. Yuh. Yuh olsun, yuh olsun. Başka bir şey demiyorum. Bin tane Yahudi vakfı Kudüs'e yatırım yapıyor. 1000 tane Yahudi vakfı. Yuh. Yuh ya. Aslında ağzıma çok başka şeyler geliyor da söyleyemeyeceğim. O hoca bu hocanın fetvasını beğenmesin. Bilmem neyi ya bırak Allah aşkına ya.
Mescid-i Aksa'da namaz kılıyoruz. Dışarıda İsrail işgalcisi İmam Seyif secdesi yaptı. Bir ayeti yanlış okudu diye. Arkadan da cemaatten bir tanesi kalktı. İşte Seyif secdesi burada gerekmezdi. Şurada birbirine girdiler. İslam'ın hali bu lan. Seyif secdesiyle uğraşırken, bilmem neyin kılıyla uğraşırken adam geldi aldı götürdü malı. Yuh olsun. Mekke de aynı işgalin altında. Kim ne derse desin aynı zihniyet. Adam Kudüs'ü haber yapmayı yasaklamış Suudi Kralı. Yuh olsun. Gören diyor ki ne zaman geleceksiniz? Ne diyeceksin? Kime ne diyeceksin? Bir başka milletin bayrağını bana dünyaları versen öptüremezsin. Dünyaları versen bir başka milletin bayrağını bana öptüremezsin. El Aksa'da Türk bayrağı açıyoruz, gelen giden öpüyor. Gelen giden ümit bağlamış. Kudüs'ü anlamayan İslam'ın durumunu anlayamaz. Kudüs'ü anlayamayan